Hürmetler, saygılar. Bugün kalple ilgili konuşacağız. Şimdi vatandaşın kalbinde delik var. Şurada gördüğünüz gibi veyahut da şuradaki nokta veyahut da şurada kalbin çeşitli noktalarında delik olabilir. Kişinin kalbinde delik olursa tabii ki efor, yani vücudun enerjisi %100 kullanamaz. Vücut enerjisi, eforu düşer. Nefes darlığı çeker. Ağır bir işte çalışamaz, tez yorulur, spor yapamaz vesaire. Kalbin delik olması çok büyük bir risk. Tedavi edilmezse Allah korusun, oradaki küçücük bir noktaya kadar olan delik veya şurada büyüdüğünde ne olur? Yani kalp krizi gidebilir ya, Allah korusun. Burada da şu noktada küçük bir delik. Yani kalbin alt kısmına sağ karıncık, sol karıncık denir. Üstüne de sağ kulakçık, sol kulakçık bölümlerden oluşur. Buralardan herhangi bir noktasında toplu iğne ucu kadar da olsa bir delik olursa zamanla büyüyebilir, riskli olabilir. İşte böyle bir rahatsızlığı olan bir arkadaşımız bize aradı, dedi ki hocam biz ağır bir rahatsızlık, yani günlük çalışma temposu düşüyoruz, doğru dürüst spor yapamıyor, ağır işte çalışmak zor, halsiz dermansız yorgun bitkin kalıyor vesaire vesaire. İnşallah tedavi ederiz, yani bakacağız dedik, yani %100 garanti diyemeyiz dedik, arkadaşımıza yardımcı olur dedik ve biz ona alıç forte seti tavsiye ettik. Alıç seti. Neden alıç? 90 çeşit alıç var Türkiye'de. Bugüne kadar bunlardan sadece loplu ve kertikli alıç şifalı. Bunlarla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Bu bitki resimlerini ben çektim şeyde. Çerkezköy'de. Arkadaş çok ses yapıyor. Sohbet ediyoruz içeride arkadaşlar. Maşallah. Alıcın birleşiminde, yaprak ve çiçeğinin birleşiminde hiperisin ve hipeforin diye etken maddeler var. Yani 90 çeşit alıçtan sadece ikisi şifalı. Tıbbi maksatla kullanılır. Ha, bu unutmadan Ramazan unutabiliriz bu arada. Unutmadan arkadaşımızın ne diyor? Kalbim delikti, alerjim vardı. Hamdolsun rahatladım, iyiyim. Vitiligo vardı diyor. Vitiligo'da değineceğiz bu vesileyle. Düzelmeye başladı diyor. Dua ediyor. Evet. Allah razı olsun diyeceğiz. İşte bu gördüğünüz loplu alaç. Yaprakları lop lop olduğu için loplu. Bunun bir de kertikli olan türü var. Alıcın. Ben kendim çektim Çerkezköy'de bu alıç. Evet, şu yaprakları şu şekilde olursa kertiklidir. Kertikli. Bunun meyveleri yenmez. İçi çekirdek dolu. Zaten kullanılan kısmı alıcın meyvesi değil, yaprak ve çiçeğinin destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktı, özü. Hafif rahatsızlarda yaprak ve çiçeğinin çayı da iyidir. Ama ağır vakalarda ne yapmak gerekir? Mutlak suretle kapsülünü, hatta bu tür rahatsızları tetikleyen faktörlerin başında ne gelir? Aha, açtı. Alıç. Sadece alıç da yeterli değil. Çünkü midesinde gastrit varsa tedavisi gerekir. Karaciğer diye yağlanma varsa tedavisi gerekir. Bağırsakta mantar varsa tedavi gerekir. Bu nedenle işte bir ürün al kullan iyi gelir, yanlış. Set kullanmak gerekir. Arkadaşlar, Yusuf Taşlan beyefendi de set kullanıyor zaten maşallah. İki ay içerisinde nefes darlığı diye bir rahatsızlık kalmamış. Yıllar önce Adem Bey gelmişti bize. Aort kapağı ameliyatı olmuş. Aort
kapağı yetmezliğinden dolayı kalbin ana çıkış ana damarında, ana damarı kapağında sorun var. Aradan yıllar geçmiş. Bu sefer de mitral kalp kapakçığı yetmezliği başlamış. Mitral kalp kapakçığı. Şu aradaki kapakçıklar. Bu kapakçıklarda zafiyet olursa kalbin tam ortasında içinde olduğu için ne yapmak gerekir? Açık kalp ameliyatı olur. Mitral kalp kapakçığı yetmezliği çok daha riskli bir şey. Yani normal değil ya. Evet, biz arkadaşa dedik sorun değil inşallah. Ameliyat olmasına 6 hafta vardı. 6 hafta bir süre bize tanı, bakalım, kullanalım, görelim dedik. 6 hafta kullandıktan sonra hastaneye gittiğinde ameliyata gerek yok. Top gibisin maşallah dediler. 6 haftada iyileşti. Şimdi nasıl olur iyileşiyor? Şimdi burada iksir var. İksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak, otuz, zeytin yaprağı, kakule içerir. Damarların iç yüzündeki plakları çözer. Organlardaki yağları eritir. Karaciğerde, pankreaste, dalakta, beyinde vesaire vesaire. Mükemmel. Her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi tümörü şimdi bu beyefendi mitral kalp kapakçı yetmezliğinden dolayı ameliyat olacaktı. Bizim ürünleri kullandıktan sonra iyileşti. Sonra da tabii ki 6 haftada iyileştim diye hemen bırakmadı. 6 ay devam ettim. Bir daha yerelde problem olmasın diye. Oğlunu parka götürüyordu. Oğlu parkta oynarken arkasından yürüyemiyordu. O kadar zor. Ben aradı diyor ki artık oğlumla beraber spor yapıyorum. O duruma geldi maşallah. Alış forteyi etkili yapan nedir? Sadece alış deyince vatandaş zannediyor ki sadece alış ekstraktı değil. Burada alıcın içerisinde, forten içerisinde alıç ekstraktı, zeytin yaprağı ekstraktı, enginar ekstraktı, yulaf ekstraktı, ginkgo, kordisep özellik vesaire ekstrakt içerir. Yani bunlar kombine edilmiş kalp için kalbi güçlendirici bitkilerin ekstraktı. Rastgele bir karışım değil tabii ki.